Bir gün beni tahtaya kaldırdı. Bana anlat bakalım, peygamberimizin doğumunu anlat dedi. Anlattım. Otur dedi. Başka arkadaşları kaldırdı. Dersten çıkarken eliyle bana işaret edip sen gel bakayım dedi. Gittim. Kaçta dersten çıkıyorsunuz dedi. Filan saatte dedim. Müftülüğü biliyor musun dedi. Biliyorum dedim. Sen dersten sonra bana gel dedi. Allah rahmet etsin. Gittim. Bir müftülük tabii, koca bir devlet dairesi. İşte 20 yaşlarına yeni gelmiş bir genç. Hoca efendinin önüne oturdum. Dedi, senin adın neydi dedi. Nurettin Yıldız dedim. Dedi, sana hitabetten tam puan vereceğim dedi. Sınıf notun belli senin dedi. Daha sene başındayız, yeni tanışıyoruz. Seninle dedi, iki erkek gibi konuşmak istiyorum dedi. Buyurun hocam dedim. Senin dedi, hitabetin çok dikkatimi çekti. Sen iyi bir hatip olursun, ben seni yetiştireyim dedi. Olur hocam dedim. Ne yapacaksınız dedim. Seni dedi Gazi Osman Paşa'nın bütün camilerinde görevlendireceğim. Sen her cuma bir yerde konuş, hutbe oku dedi. Olur hocam dedim. Ama yani niye olur dediğimi şimdi bilmiyorum. Olur dedim. Kaderin bir insanı sevk etmesinden başka söylenebilecek bir söz yok herhalde. Olur dedim, neye olur dedim, nasıl dedim, onu da bilmiyorum. İdareyle görüşmüş. Bana her cuma resmi görev çıkardı. Memur değilim, bir şey değilim. Camilerde konuşmaya başladım. Hutbeler okudum. Kürsülere çıktım. İlk çıktığım kürsü, şimdi Gazi Osman Paşa'da Nur Camii diye bilinen bir camidir. Eski hali, kubbeli farklı bir camiydi. Orada ilk defa kürsüye çıktım, minbere çıktım. Muammer Hoca diye bir hoca efendi vardı. Allah ömrüne afiyetler versin. O da bana destek olmuştu. Bu hareket, Hüseyin Aşık Hoca Efendi'nin beni bu şekilde kürsülere çıkarması, bugün 7000'den fazla kayıtlı konuşmanın sahibi Nurettin Yıldız'ın ilk defa kürsüye çıkarılması şeklinde tecelli etti. Yani bugünkü Nurettin Yıldız, Hüseyin Aşık Hoca'nın alıp meydana çıkardığı Nurettin Yıldız'dır. Bu sebeple Hoca Efendi'yi onca rahmetle anıyorum. Allah rahmet eylesin.